yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler, buyruğu hakkında İp Abbas dedi ki, kıyamet gününde sen de bileceksin, onlar da bilecekler, demektir. Kıyamet gününde hak, batıldan apaçık ayır dc dilince sen de göreceksin, onlar da görecekler diye de açıklanmıştır. Delilik hanginizdeymiş, buyruğundaki, hanginizde imiş, lafzının basındaki, bu, fazladan gelmiştir. Yani nokta sende, onlar du pek yakında hanginizin deli olduğunu göreceksiniz. El meftun, delilikle fitneye düşen, deliliğe maruz kalan demektir. Bu da, ve, harfinin fazladan gelmesi bakımından, Yüce Allah'ın, ya veren. El muminun, 23 bölü 20 ile Allah'ın kullarının kendisinden içtikleri. İnsan, 76 bölü 6, Katade Ebu Ubeyt ve El Ahfeş'in budur. Recez Vezni'nde de şair şöyle demiştir biz el felek, denilen şehir, in sahipleri cade oğullarıyız, kılıçla vururuz, kurtuluşu ümid ederiz. B. Harfinin zayit olmadığı da söylenmiştir. Buna göre, delilik hanginizdeymiş, buyruğu, fitneye hanginiz maruz kalmışsınız, demektir. Burada, lafzı, meful, vezninde mastar olup, fitneye maruz kalmak, anlamında olur. Nitekim, filanın herhangi bir tahammülü ve aklı yoktur, demişlerdir. El Hasan, E.D. Dahak ve İ.B.N. Abbas da böyle demişlerdir. Şair Errai de şöyle demektedir, nihayet kemikleri üzerinde bir et kalbinde de bir akıl bırakmadıklarında. 16. Buna göre, fitneye maruz kalan kimse gibi, hanginizin fitnesine düştüğünü, göreceksiniz, demek olur. El Ferah dedi ki, ve, burada, de, da, anlamındadır. Yani, iki kesimin hangisinde, senin de aralarında bulunduğun müminler kesiminde mi, yoksa diğer kesimde mi deli kimse bulunduğunu, onlar da görecekler, sen de göreceksin. el gün fitneye düşmüş, fitneye maruz kalmış, şeytanın fitneye düşürdüğü deli kimse demektir. Arapların altını ateşte kızdırmayı anlatmak üzere kullandıkları, altını ateşte kızdırdım, fetentu, sözlerinden, azaba uğratılan anlamında olduğu da söylenmiştir. Nitekim Yüce Allah'ın, de onlar azap için ateşe sunulurlar. Ez-zariyat, 51/13 buyruğunda da bu anlamdadır. Surenin çoğunluğu El Velid be, El Mügir ile Ebdü Cehil hakkında inmiştir. Neft'in şeytanın kendisi olduğu da söylenmiştir. Çünkü o dininde fitneye maruz kalmıştır. Müşrikler onda bir şeytan vardır diyorlardı. İşte deli, mecnun, tinli sözleriyle de bunu kastetmişlerdir. Yüce Allah da şöyle buyurmaktadır, yarın onlardan hangilerinin mecnun olduğunu bileceksinizdir. Çarpmasından deliliğin ve aklın karışmasının husule geldiği şeytanın hangisinde olduğunu bileceksiniz, demektir. Muhakkak senin Rabbin, kendi yolundan sapanları da en iyi bilendir. Yani şüphesiz Yüce Allah, dininden sapıp uzaklaşanları çok iyi bilir. Hidayet bulanları da, hidayet üzere olan kimseleri de, en iyi bilen odur o bakımdan yarın herkese ameline göre karşılık verecektir. 17. 8. Artık yalanlayanlara itaat etme. Bv-ı buyruğu ile müşriklere meyletmeyi ona yasaklamaktadır. Onlar peygamber, sav, ı kendilerine üşmemeye çağırıyorlar ve böylelikle onlar da ona ilişmeyeceklerdi. Yüce Allah ise onlara meyletmenin küfür olacağını açıklamaktadır bir başka yerde de şöyle buyurmaktadır ve eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık onlara az kalsın biraz meyledecektin. El-İsra 17/74 bir diğer açıklamaya göre buyruğun anlamı şudur. Kötü dinlerine uyman için sana yaptıkları çağrıyı kabul ederek yalan yayıcılara itaat etme. Ayet-i kerime peygamber sav atalarının dinine çağırmaları üzerine kureyş müşrikleri hakkında inmiştir. 18 9. Onlar senin kendilerine yumuşak davranmanı arzu ettiler, kendileri de bunun üzerine yumuşak davranacaklardı. 1. İbn Abbas, Atiye, Ede Dahak ve es -Süddi dedi ki, senin de kafir olmanı arzu ettiler. Böylelikle onlar da küfürleri üzere devam edip gideceklerdi. 2. Yine İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir, kendilerine, bina kim, müsaadeler vermeni arzu ettiler, onlar de, ı sana bir takım müsaadeler vereceklerdi. Üç el fera ve el kelbi dedi ki, sen yumuşayacak olsan, onlar da sana karşı yumuşarlar. Olmayı, kendisine karşı yumuşak davranılmaması gereken kimselere yumuşamak demektir. Bu açıklamayı el fera yapmıştır. Dört mücahid dedi ki, keşke kendilerine meyletsen ve hakkı terk etsen, diye arzu ettiler. Onlar da sana karşı yumuşayacaklardı. Beş el er rabi be. Enes dedi ki, keşke yalan söylesen diye arzu ettiler, onlar da yalan. Söyleyeceklerdi. Altı katil de dedi ki, sen bu işi bırakıp vazgeçsen diye arzu ettiler, onlar da seninle birlikte aynı yolda yürüyeceklerdi. Yedi deha sen dedi ki, onlara karşı kendi dininde yapmacık davranışlarda bulunsan diye arzu ettiler, onlar da kendi dinlerinde sana karşı yapmacık davranışlarda bulunacaklardı. Sekiz yine ondan rivayet edildiğine göre, sen işinin bir iki ümünü reddetsen diye arzu ettiler, onlar da tutumlarını kısmen reddedeceklerdi. 9. Zeyd B. Eşlem dedi ki, keşke sen onlara karşı iki yüzlü davranıp, riyakarlık yapsan da, onlar da ana karşı münafıklık yapıp riyakarlıkta bulunacak. ARDS, 10. keşke sen zayıflık gömersen, on yılda zayıflık göstereceklerdi, anlamında olduğu ela söylenmiştir. Bu açıklamayı Du Ebu Cafer yapmıştır. 11 sen dininde onlara karşı yumuşak davransan, onlar da inançlarında, dinlerinde sana karşı j yumuşak davranacaklardı, diye de açıklanmıştır. Bu açıklamayı El Kutebi yapmıştır. 12 yine ondan G'den açıklamaya göre ondun bir süre kendi ilahlarına ibadet etmesini istediler. Onlar da onun ilahına bir süre ibadet edeceklerdi. İşte bunlar, toplam, 12 görüş etmektedir i̇bn Arabi dedi ki, müfessirler bunun açıklaması hususunda yaklaşık un görüş zikretmişlerdir. Hepsi de lıskata ve manaya bağlı olarak ileri sürülen iddialardır. Bunların en kabule değer olanları, keşke sen yalan söylesen diye arzu ettiler, onlar da yalan söyleyeceklerdi, görüşü iyi. E, keşke sen küfre sapsan diye arzu ettiler, onlar da küfre sapacaklardı, görüşüdür derim ki, Yüce Allah'ın izniyle hepsi de lügat ve mana bakımından sayı açıklamalardır. Çünkü, yumuşaklık göstermek ve karşı tarafın hoşuna gidecek yapmacık işlerde bulunmaktır. Düşmana karşı güzel davranmanın, mücamele, ona eğilim göstermek olduğu söylendiği gibi, konuşma esnasında yakınlık göstermek ve yumuşak söz söylemek anlamında olduğu da söylenmiştir. Şair dedi ki, Başına gelen bir takım işlerde bir dereceye kadar zulmetmek elbette ki, düşmanlara karşı yumuşak davranmaktan daha kesin ve kararlıca bir iştir. El Mufaddal dedi ki, bu iki yüzlülük ve samimiyeti terk etmek demektir. Bu yönüyle yerilen bir davranıştır. Fakat birinci, bir önceki, açıklamaya göre ise yerilen bir iş değildir. Peygamber tarafından, bunların hiçbirisi yapılmadı el müber dedi ki, denilir ki, bu da, dininde hainlik edip içinde sakladığından farklı bir şey açığa vurdu, demektir. Bazıları da, tevriye yaptım, bir kak anlama gelme ihtimali bulunan söz ve davranışlarda bulundum, demektir. Da, aldattım, anlamındadır, demişlerdir. Bu açıklamayı el cevheri yapmıştır. Yüce Allah, kendileri de bunun üzerine yumuşak davranacaklardı, diye buyurarak atıf suretinde getirmiştir. Eğer bu nehin, itaat etme yasağının, cevabi olarak gelmiş olsaydı, kendileri de bunun üzerine yumuşak davranırlar, demesi gerekirdi. Ancak maksat, onlar keşke böyle bir şey yapsaydın diye temenni ettiler, o zaman onlar da senin yaptığın gibi yapacaklardı, diye atıfta bulunmaktır. Yoksa yasağa karşı bir ceza ya da mükafat olarak ifade getirilmek murat edilmemiştir. Bu bir temsil ve bir benzetmedir. Yani senin yumuşak hareket etmen halinde onlar da senin gibi yumuşak hareket edeceklerdi demektir. 19. 10. Sakın itaat etme, çokça yemin eden aşağılık ve değersiz her ki 11. Ayıplayıp duran, onun bunun sözünü taşıyana. 12. Hayra durmadan engel olan, haddi aşan ve çok günahkar olana, 13. Cahil ve kaba, üstelik kulağı kesik olana bu buyruklarla Eşşai, Es-Süddi ve İbn-i İsa'ın görüşüne göre, El-Ahnes B. Şeri'yi kastetmektedir. El-Esved B. Abdi Yavuz yahut Abdurrahman B. el esvet de denilmiştir. Bu da Mücahid'in görüşüdür. Yine denildiğine göre El-Velid B. El-Muir, Peygamber, Sav, Abi Miktar mal teklif etti ve dininden döndüğü takdirde bu malı ona vereceğine dair yemin etti. Bu açıklamayı da Mukatil yapmıştır. İbn Abbas dedi ki, kastedilen kişi Ebu Cehil ve İşam'dır. Çokça yemin eden, z kalbi zayıf olan kimse, mealde, aşağılık ve değersiz demektir. Bu açıklama Mi'cahid'den nakledilmiştir. İbn Abbas'tan çok yalan söyleyen anlamında olduğunu söylediği nakledilmiştir. Zaten çok yalan söyleyen kişi de değersiz kimse demektir. Çokça kötülük işleyen anlamında olduğu da söylenmiştir ki, bu da El hasen ve Katade'nin açıklamasıdır el kelbi, el mehin, günahkar ve aci iki kimse demektir, demiştir. Allah nezdinde hakir ve değersiz anlamında olduğu da söylenmiştir. İbne şecere zelil kimse demektir, diye açıklamıştır. El ramani, mehin, çokça çirkin işler yaptığından ötürü aşağılık kimse demektir, diye açıklamıştır. Bu azhk anlamına gelen, mehaneften fail ve ikininde bir kelimedir. Burada ise görüş ve ayırt etme gücünde eksiklik anlamındadır. Yahut da bu, mufal, anlamında, fıil, vezninde olup, ruhan, yani hakir ve değersiz kılınmış demek ttr. Ayıplayıp duran, ile ilgili olarak İBN Zeyd şöyle demiştir. Hemmaz, ayıplayıp, duran eliyle insanları ayıplayan ve onları vuran kimse, demektir. Lemmaz ise diliyle ayıplayan kimseye denilir. Elhasen de şöyle demiştir, bu meclisin bir kenarında sinen kişi demektir. Yüce Allah'ın, insanları arkadan çekiştiren, hümeze, el hümeze, 104 bölü 1 buyruğuna benzemektedir. Emmazi insanları yüzlerine karşı söz konusu eden kimse, lemmazi ise hazır olmadıkları vakit arkalarında onlardan söz eden kimsedir, diye de açıklanmıştır. Bu açıklamayı Ebul Aliye, Ata B, Ebi Rebah ve yine El hasen yapmışlardır. Bu bunun aksini söylemiştir, hümeze hazır olmayanın gıybetini yapan kimse, Lumeze ise yüzüne karşı gıybet yapan kimse demektir. Mör, her ikisi de eşittir, demiştir. Hazır olmayan kimseyi tenkid edip yeren kimse demek olan, el kattat ile de aynı şeydir. Buna yakın bir açıklama İBN Abbas ve Katade'den yapılmıştır. Şair de şöyle demektedir. Benimle karşılaştığında yalan yere bir sevgiyi izhar ediyorsun, fakat hazır olmadın mı sen, arkadan beni çekiştiren, gıybetimi. Yapansın, hamiz ve lümezesin onun bunun sözünü taşıyana, insanların arasını bozmak maksadı ile laf AHP götüren demektir. Fesat çıkarmaya çalıştı, gayret etti, fesat çıkarıyor, bunun için gayret ediyor. Demektir. Bu işe yapmaya da gülümseyen surat, ne nemim ve ne mime denilir. Müslim'in sahihinde Huzeyfe'den rivayete göre, ona bir adamın laf götürüp getirdiğine dair haber ulaşınca Huzeyfe şöyle demiş, Resulullah (sav) -ı, cennete hiçbir neminam onun bunun sözünü taşıyan girmeyecektir diye buyururken dinledim. 20. Şair de şöyle demektedir. "Ve bir mevla azatlı, ki karınca yuvası gibidir. Yanında hiçbir hayır yoktur. Mevtasına efendisine ancak laf ahp taşımasından başka." El-Fera dedi ki: "Bunlar nemim ile nemime iki ayrı söyleyiştir. Nemime, nemimenin çoğulu olduğu da söylenmiştir." hayra durmadan engel olan, malın harcanması gereken yerlerde infak edilmesine engel olan demektir. İbn Abbas dedi ki, çocuğunu, aşiretini İslam'dan alıkoyan, engelleyen demektir. El hasen dedi ki, onlara şöyle diyordu, sizden kim Muhammed'in dinine girecek olursa, ebediyen ona hiçbir faydam olmaz. Haddi aşan, yani insanlara zulmeden, haddi aşıp geçen ve batıl üzere ohın ve çok günahkar olana, günah sahibi olana çokça günah işleyen kimse demektir. Bu, feul, vezni manasında, fail, vezninde gelmiş bir kelimedir. Cahil ve kaba, üstelik kulağı kesik olana, buyruğundaki, cahil ve kaba, küfründe çok şiddetli ve katı olan demektir. El kelbi ve el fera, batıl üzere haksızlık ve düşmanlığı çok ileri götüren kimse demektir, diye açıklamışlardır. Bunun insanları sürükleyerek, onları hapse ya da azaba götüren kimse anlamında olduğu da söylenmiştir. Bu da çekmek, sürüklemek demek olan, den alınmış olur. Güce Allah'ım, yakalayın onu, sürüyerek götürün. E.D. Doğan, 44 bölü 47 buyruğunda da bu anlamda kullanılmıştır. Es-Saheva şöyle denilmektedir. O adamı şiddetle çektim, çekerim, demektir. Çokça çeken adam, anlamındadır. Şair bir atı nitelendirirken şöyle demektedir. Biz o atı dizginler, yavaşlatmaya çalışırız, fakat asla onu çekip sürüklemeyiz. İbn-i dedi ki, bu hem, lanı, bir, hem, non, ile, onu sürükledi, çekti, şekillerinde kullanılır. Cüyü, kaba ve katı kimse, demektir. Aynı zamanda bu, kaba mızrak, anlamına da gelir. Kabalığı apaçık, yani kötülükte çok çabuk olan, hızlı hareket eden demektir. Denilir ki, ben yerimden ayrılmam, senin arkandan sürüklenip gitmem, demektir. Ubeyt B. Umeyr dedi ki, bu çokça yiyen, çok içen, güçlü, çetin fakat teraziye konulduğu vakit bir arpa kadar dahi ağırlık taşımayan kimsedir. Melek bir itiş ile bu gibi kimselerden 70 bin kimse iter. Ali B, Ebi Talib ve El dediler ki, çirkin işler yapan, kötü huylu kimse, demektir. Memr dedi ki, bu, çirkin işler yapan, adi, bayağı kişiye denifir. Şair de böyle demiştir. Hayasız, kötü huylu ve kulağı kesik bir adam hem imdada koşup fayda sağlamaz, hem de şerefli değil. Müslim'in Isaftya indeki rivayete göre Harayz ve VEHB, Peygamber, sav-ı şöyle buyururken dinlemiştir, size cennetlikleri haber vereyim mi? Eşap, evet deyince, şöyle buyurdu, zayıf ve başkası tarafından zayıf görülen, Allah'a ent verecek olsa, Allah'ın andının, gereğini yerine getirdiği kimsedir. Peki, size cehennemlikleri de haber vereyim mi? Eşap, evet deyince şöyle buyurdu, cahil ve kaba, serkeş ve hayra engelleyen ve büyüklük taslayan herkes. O, yine ondan gelen bir ayvayette de, serkeş ve engelleyen. Kulağı kesik, anlamı verilen, zeym, kelimesiyle ilgili tefsir ve, aklamalar bir ay 7 Sığınma geleceğinden ime tabir buralarda ayrıca açıklanılmıştır. Kulağı kesik ve mütekebbir olan herkes, 21 denilmektedir. 22. Hadiste geçen, el serkeş ve hayrı engelleyen, kimse anlamına geldiği söylendiği gibi, yürüyüşünde böbürlenen, eti bol kişi anlamında olduğu da söylenmiştir. Elma verdi, Şehar B. Havşeb'den, onun Abdurrahman ve Gam'den zikrettiğine ve yine TBN Mesud'dan rivayet ettiğine göre Peygamber, Sav, şöyle buyurdu, Cennete cevvaz da, izari de girmeyecektir, utul ve zenim olan da girmeyecektir. Bir adam şöyle dedi, cevvaz nedir? Cazari nedir utul ve zenim ne demektir? Resulullah, Sav, şöyle buyurdu, Cevvaz, mal toplayıp onu engelleyen, infak etmeyen, Cazari kaba saba, utul ve zenim, hilkati itibariyle güçlü, karnı geniş, sağlık verilmiş, çok yiyen, çok içen, bol yiyecek bulan ve insanlara çokça zulmeden kişidir. 23. Es Salebi de bunu şedad be. Evden zikretmektedir, cennete cevvaz da, cazari de, utul ve zenim olan da girmeyecektir. 13 en bu peygamber, Sav'dan duydum. Dedim ki, Cevvaz nedir? O, çokça, mal toplayıp, fakat onu engelleyendir, dedi. Peki Cazari nedir? diye sordum. O, kaba sabah kimse demektir, dedi. Peki utul ve zenim ne demektir? diye sordum. O, karnı geniş, yapısı yumuşak, çok yiyen, çok içen, çok haksızlık eden, çok da zalimlik eden kimsedir, dedi. Derim ki, peygamber, sav'dan gelen, utul, cahil ve kaba, hakkındaki bu açıklaması, müfeşerin görüşlerinden daha üstündür. Ebu Davud'un kitabında, el-cevvaz, lafzının açıklaması, kaba-saba diye zikredilmiştir. Bunu Harayz b. Vehb El-Huzayn'in rivayet ettiği hadiste zikretmektedir. Harayz dedi ki, Rasulullah, sav, şöyle buyurdu, cennete ne cevvaz, ne de Cazri kimse girecektir dedi ki, cevvaz kaba ve sabah kimseye denilir. 24. Buna göre ilk olarak zikrettiğimiz üzere, buna dair, peygambere kadar ulaşan, merfu iki açıklama bulunmaktadır. Kalbi katılaşmış kimse demek olduğu da söylenmiştir. Zeyd B. Eslem'den Yüce Allah'ın, cahil ve kaba, üstelik kulağı kesik olana, buyruğu hakkında şöyle dediği rivayet edilmiştir, Peygamber, sav buyurdu ki, Allah'ın bedenine sağlık verdiği, karnını genişlettiği, ona dünyadan kısmen bir şeyler verdiği, bununla birlikte insanlara çok zalim olan bir adamdan ütürü sema ağlar. İşte uçul ve zenim, cahil ve kaba ve kulağı kesik budur. Sema zina eden yaşlıdan ötürü ağlar. Yer neredeyse onu taşımayacak, cü. Zenim, kulağı kesik olan, bir kavme sonradan alınan, onlardan sayılan, onlardan olmadığı halde onlara kanlan kimse demektir. Bu açıklama İBN AB Bas ve başkalarından rivayet edilmiştir. Şair şöyle demektedir. Adamların fazladan kendilerinden çağırdıkları bir zenim, bir o, tıpkı köselenin enine ayakların derisinin ilave edildiği gibi. Yine İBN Abbas'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir, bu kureşen bir adam olup kulağı yarılmış, kesilmiş koyun gibi kulağında bir kesikliği bulunan bir kimsedir. İbn Kübeyr'in ondan rivayet ettiğine göre bu, koyunun kesik kulağı ile tanındığı gibi, kötülükle tanınan kimse demektir. İkrime dedi ki, koyun nasıl kesik kulağı ile tanınıyorsa, bu da adilik ve bayağılığı ile tanınan adi ve bayağı kimse demektir. Kusurları ile tanınan kimse, anlamında olduğu da söylenmiştir. Bu açıklama da İbn Abbas'tan rivayet edilmiştir. Ondan gelen bir başka rivayete göre, çokça zalimlik eden kimse demektir. İşte bunlar toplam altı görüş etmektedir. Mücahit dedi ki, Zenim denilenin elinde altı parmağı vardı. Her bir baş parmağının yanında fazladan bir parmağı bulunuyordu. Yine ondan Said El ve El-Müseyyeb ve İkrimeden şöyle dedikleri rivayet edilmiştir. Bu, kavminin nesebine sonradan katılan veledi zina demektir. El-Velid, Kureyşliler arasında aslen onlardan olmayan, kendilerine katılmış birisiydi. Babası doğumundan 18 yıl sonra kendi çocuğu olduğunu iddia etmişti. Şair şöyle demektedir, o babası bilinmeyen zeyni mey bir kimsedir, annesi fahişedir, onun soyu sopu çok bayağıdır. İki şekliyle kaynağını tespit edemedik. Utul ve Ziknini açıklayan rivayetler ve kaynakları ise az cince zikredildi. Hasan dedi ki, sen Haşimoğullarıma ilave edilmişsinim im kimsesin, binicinin arkasına tek bir okun eklendiği gibi. Derim ki, bu da birinci görüş ile aynıdır. Ali, R dan rivayet edildiğine göre, bu, aslı olmayan, bilinmeyen, kimse demektir, diye açıklamıştır. Anlam aynıdır. Rivayet edildiğine göre Peygamber, Sav, şöyle buyurmuştur, Cennete ne bir zina çocuğu, ne onun çocuğu, ne onun çocuğunun çocuğu girer. 25. Abdullah B. Ömer de dedi ki, Peygamber, Sav, şöyle buyurdu, Zina mahsulü çocuklar kıyamet gününde maymun ve domuzların suretinde haşredilecek. Erdir. 26. Meymune, re, anha, dedi ki, peygamber, sabı şöyle buyururken dinledim, aralarında zina mahsulü çocuklar çoğalmadığı sürece ümmetim hayır içinde kalmaya devam edecektir. Fakat zina mahsulü çocuklar aralarında çoğaldı mı artık Allah'ın onların hepsini kuşatacak bir sö 2a göndermesi pek yakındır. 27. İkrime dedi ki, zina mahsulü çocuklar çoğaldı mı yağmur kesilir. Derim ki, birinci ve ikinci hadisin sahih bir senetlerinin bulunacaklarını zannetmiyorum. Meymune'nin rivayet ettiği hadis ile İkrime'nin açıklamasına gelince, Müslimin sahihinde peygamber, Sav, Iğne hanımı Keş kızı Zeynep'den şöyle dediği zikredilmektedir. Bir gün peygamber, Sav, korkmuş ve yüzü kızarmış olarak ve söyle diyerek dışarı çıktı, La ilahe illallah. Yakınlaşmış bulunan bir kötülükten dolayı Arapar'ın vay halini. Bugün Yecuk ile Me, Cun Şeddin'den bunun gibi bir gedik açıldı, diye buyurdu ve başparmak ile ona bitişik olan diğer parmağı ile, şehadet parmağı ile, bir halka yaptı ve gösterdi. Zeynep, dedi ki, ey Allah'ın Resulü dedim, aramızda salihler bulunuyor iken helak olur muyuz? Şöyle buyurdu, evet, kötülük çoğaldığı takdirde. Bu hadisi bulan de rivayet etmiştir, 28. Kötülüğün, murdarlığın çokluğu ise zinanın ve zina mahsulü gocukların ortaya çıkmasıdır. İlim adamları bunu böylece tefsir etmişlerdir. İkrimenin söylediği, yağmurun kesilmesi, ise helakin ne ile gerçekleşeceğine dair bir açıklamadır. Bunun ise bu hususta bir, peygamberden gelen, tevkife ihtiyacı vardır. Bu sözünü neye dayanarak söylediğini o daha iyi bilir. Müfessirlerin çoğunluğuna göre bu buyruklar Elvelid ve El, el Muire hakkında inmiştir. O mina ahalisine, haç esnasında minada vakfe yapanlara, üç gün süreyle hurma, Ekşimik ve yağdan oluşan bir yemek, heyz, yedirir ve şöyle nida ettirirdi, kimse bir tencerenin altında ateş yakmasın. Hiçbir kimse paça tütsülemesin. Şunu bilin ki kim heyz yemek istiyorsa, el velid be, el muireye gelsin. O bir tek haç esnasında 20 bin hatta daha fazlasını harcar, bununla birlikte bir yoksula tek bir dirhem dahi vermezdi. İşte bundan dolayı, hayra durmadan engel olan, diye buyurmuştur. İsle, o müşriklerin vay haline ki onlar zekatı vermezler. Pusmiyet, 7 Haziran 41 buyrukları da onun hakkında inmiştir. Muhammed ve İshak dedi ki bu El Ahnes ve Şerik hakkında inmiştir. Çünkü o Zühre oğullarına katılmış bir antlasmalıdır. Bundan dolayı ona Zenim denilmiştir. İbn Abbas dedi ki bu ayeti kerime ile onun niteliği belirtilmiş fakat öldürülünceye kadar kim olduğu bilinememişti. Öldürülünce canındı. Boynunda asılı duran ve kendisi ile tanındığı bir parça eli vardı. Murra Elhemdani dedi ki, babası ancak 18 sene sonra evladı olduğunu iddia etmişti. 29. 14. O, mal ve oğullar sahibi oldu diye. 15. Karşısında ayetlerimiz okunduğunda, öncekilerin masallarıdır yıldız der. O, mal ve oğullar sahibi oldu diye, buyruğundaki, oldu diye, ibaresini Ebu Cafer, İbn Amir, Ebu Hayv, El Muira ve El Arek istifam, soru, olmak üzere medli tek bir hemze ile, diye okumuşlardır. El Mufaddal, Ebu Bek ve Hamza ise tahkik ile iki hemzeli olarak, diye okumuşlardır. Diğerleri ise haber olmak üzere tek bir hemze ile okumuşlardır. Medli bir hemze ya da tahkikli iki hemze ile okuyanların kıraatine göre bu bir istifam, soru, olup, maksat azardır. Bu şekilde okuyanların, kulağı kesik olan, 13 ayet üzerinde vakıf yaparak oldu diye ile okumaya başlaması uygundur. BVT'de o mal ve evlat sahibi olsa ona itaat edecek misin? anlamında olur. İfade o mal ve evlat sahibidir diye mi kargısında ayetlerimiz okunduğunda bunlar öncekilerin masallarıdır der takdirinde olabilir. Takdirin şöyle olması da mümkündür. O mal ve evlat sahibidir diye mi inkar ediyor ve büyüklük taslıyor? Bir buna da daha önce geçen ifadeler delil teşkil etmektedir, dolayısıyla sorudan sonra da, bunlar zikredilmiş gibidirler. İstifımsız olarak, oldu diye, şeklinde okuyanların kıraatine göre bu, mefulünleh olup bundaki amıl gizli bir fiildir. İfade, o mal ve evlat sahibi oldu diye nankörlük edip, kafir oluyor, takdirinde olur. Bu fiile de Yüce Allah'ın, karşısında ayetlerimiz okunduğunda, bunlar, öncekilerin masallarıdır der, buyruğu delil teşkil etmektedir. Buradaki, diye, lafzında ne, okunduğunda, ne de, der, anlamındaki fiiller amel eder. Çünkü, ı, ı, duğunda, edatından sonra gelenler ondan önce gelenlerde amel etmez. Zira bu edat kendisinden, sonraki cümlelere izafe edilir. Muzafun ileyh, kendisine izafe olunan, ise muzaftan öncekilerde amel edemez der, cezanın, duğunda, anlamı verilen şart edatının, cevabı olup, cezadan önceki ibarelerde amel etmez. Çünkü amilin, kendisinde amel ettiği şeyden önce gelmesi gerekir. Cevabın da şarttan sonra olması gerekir. Amel ettiği kabul edilecek olursa, aynı halde hem mukaddem, hem de muahhar olmuş olur, bundan dolayı amel ettiği söylenemez. Anlamın şöyle olması da mümkündür, o bolluk içindedir ve sayıca kalabalıktır, diye ona itaat etme i̇bn Embari dedi ki, bu ayeti istifımsız olarak okuyanların, kulağı kesik olan, 13. Ayet, lafzı üzerinde vakıf yapması güzel olmaz. Çünkü mana, ile, oldu diye, şeklindedir. Buna göre, kendisinden önceki lafızlara taalluk etmektedir. Başkaları ise şöyle demektedir. Bunun Yüce Allah'ın, onun bunun sözünü taşıyana, 11. Ayet, anlamındaki buyruğa taalluk etmesi mümkündür. İfadenin takdiri de şöyle olur, o kimse mal ve evlat sahibi oldu diye, onun bunun sözünü taşıyıp durur. Ebu Ali ise bunun, cahil ve kaba, 13. ayet anlamındaki lafza taallup etmesini caiz kabul etmektedir, 30. O masalları, onların batılları, sapmaları ve hurafeleri demektir. Daha önceden, El-Enam, 6 bölü 25, ayeti kerimenin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır, 31. 16. Biz, burnu üzerinden damgalayacağız onu. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı iki başlık halinde sunacağız. 32. Bir kâfirin alametlendirilmesi. Damgalayacağız onu. Buyruğu ile ilgili olarak İbn Abbas dedi ki: Damgalayacağız onu buyruğu. Kılıçla onun burnunu damgalayacağız demektir. Yine İbn Abbas dedi ki: Ayetin hakkında indiği kişinin burnu bedir gününde kılıçla işaretlenmiştir. Ölünceye kadar bu şekilde işaretli kalmıştır. Kata de dedi ki, kıyamet gününde onun burnuna kendisiyle tanınacağı bir alamet koyacağız. Herhangi bir alamet ya da dağlamak suretiyle bir iz bırakmayı anlatmak üzere, onu alametlendirdim, işaretledim denilir. Yüce Allah C, A şöyle buyurmaktadır, o günde kimi yüzler ağaracak, kimi yüzler kararacaktır. Ali İmran, 3 bölü 106, bu açıkça görülecek bir alamettir. Yine Yüce Allah bir başka yerde, biz günahkarları o gün gözleri morarmış halde hasrederiz, daha 20 bölü 102, diye buyurmaktadır, bu da açıkça görülen bir diğer alamettir. Bu ayeti kerime de üçüncü bir alametin ifadesidir ki, o da burun üzerinde ateşle damga vurmaktır. Bu da Yüce Allah'ın, günahkarlar yüzlerinden tanınacak. El-Rahman, er 55 bölü 41, buyruğuna benzemektedir. Bu açıklamayı El-Kelbi ve başkaları yapmıştır. Ebul-Aliye ve Müsahid şöyle demektedir. Biz, burnu üzerinden damgalayacağız onu, yani burnu üzerinde damgalayacağız, ahirette yüzünü simsiyah kılacağız ve böylelikle o, yüzünün siyahlığı ile tanınmış olacaktır. Hurtum, insan hakkında kullanılırsa, burun demektir. Yırtıcı hayvanlar için dudağın bulunduğu yer anlamındadır, kavmin hurtumlan, efendileri anlamındadır. el Fera dedi ki, eğer burun özel olarak damgalanacak bir yer ise, o vakit bu yüz anlamındadır. Çünkü bazen bir şeyin bir bölümü o şeyin yer aldığı bütünü ifade eder. Taberi dedi ki, biz onun işini çok açık bir şekilde ortaya koyacağız, ta ki onu tanıyabilsinler ve tıpkı burunlar üzerindeki damgalar gizli saklı kalmadığı gibi, onlar içinde gizli saklı kalmayacak şekilde onu tanıyabilsinler. Anlamın şöyle olduğu da söylenmiştir, biz onu öyle utanılacak ve yerilecek bir halde bırakacağız ki, adeta burnu üzerinden damgalanmış kimse gibi olacak. El-Kutebi dedi ki, Araplar kalıcı ve kötü bir şekilde yerilecek hale gelen bir kimse için, ona kötü bir damga, alamet, vuruldu, derler. Kendisinden asla ayrılmayacak, yakasını bırakmayacak bir utanç ona yapıştı, demektir. Tıpkı damganın izinin silinemediği gibi. Cerir dedi ki, ben damga yaptığım alametimi Feraz Dağı'nın üzerine ve Bay Sinefel üzerine koyunca, et ahtalında burnunu kesmiş oldum. Cerir bununla hicvetmesini kastetmektedir. El-Kutebi, devamla dedi ki, bütün bunlar el ve El-Muir hakkında inmiştir. Yüce Allah'ın herhangi bir kimseyi bunu ayıpladığı kadar ayıpladığını bilmiyoruz. Dünyada da, ahirette de tıpkı bunun üzerindeki damga gibi kendisinden asla ayrılmayacak bir utanca onu mahkum etmiştir. Yine denildiğine göre bundan kasıt, Yüce Allah'ın dünya hayatında onu maruz bıraktığı kendi nefsinde, matında ve yakınlarında kötülük, zillet ve küçüklük gibi bir takım belalardır. Bu açıklamayı da İBN Balır yapmış ve Ela Şantene şu beytini delil göstermiştir bırak onu, onunla uğraşmanın, sana faydası ne? Sen başkasına yönel, şiirinle, ve kimin burnunu damgalaya yaksan onu ilkini damgalayıver. Ennadır b. Şümey'i dedi ki, biz içki içmesi dolayısıyla pek yakında ona had vurarak cezalandıracağız, demektir. Vurtum da şarap anlamındadır, çoğulu da, haratim, diye gelir. Şair şöyle demektedir. Gündüzün boyunca oyun ve eğlencede, neşedesin geceleyin ise sen hep haratim, şarap, iyi çokça içmektesin. Recez Vezni'nde de şair şöyle demiştir. Sahba, kurtüğüm, ukar ve karkafa adlarını taşıyan şarap ki. Bir başka şair de şöyle demektedir. Ey hadırın babası, zina edenin bilinir zinası. Ve her kim hurtumu, şarabı, içerse, sarhoş eder sabahı. 33. İki suçun cezası olarak yüze damga vurmak i̇bn Arabi dedi ki, günah işleyen bir kimsenin yüzüne damga vurmak insanlar arasında eskiden beri görüle gelen bir uygulamadır. Hatta önceden de geçtiği üzere rivayet edildiğine göre Yahudiler zina eden kimseye rekme cezasını uygulamayı ihmal edince, onun yerine sopa vurmayı ve yüzü siyaha boyamayı ceza olarak tespit ettiler. Bu ise batıl bir uygulama getirmektedir. Doğru olan yüze damga yapma çeşitlerinden birisi de, İlim adamlarının uygun gördüğü yalan şahitlik yapan kimsenin yüzüne kara çalmaktır. Bu da işlenen günahın çirkinliğine alamet olsun ve yalan şahitlik yapanın gördüğü ceza ve teşhir edilmesi dolayısı ite benzeri bir işten kaçınması umulan, ondan başkalarına karşı cezanın ağırlığını göstermek içindir. Çünkü bu kişi daha önce yüce Allah'ın buyruğu gereğince aziz bir kimseydi, fakat işlediği masiyet dolayısıyla hakir bir kimse olmuştur. Hakirliğin en büyüğü ise yüzün hakirliğidir, işte Allah'a itaat hususunda onun küçümsenmemesi ve önemsenmemesi, ebediyetin hayrına ve onun ateşe haram kılınmasına sebep teşkil etmiştir. Çünkü Yüce Allah Ademoğlu'nun vücudundaki secde izlerini yemeği ateşe haram kılmış bulunmaktadır, sahihte sabit olduğu üzere. 34. 17. Gerçek şu ki biz, o bahçe sahiplerini sınadığımız gibi bunları da sınadık, hani sabah vaktinde onu mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi. 18. İnşaaja deyip, istisna da yapmıyorlardı. 19. Onlar uyurlarken hemen onu Rabbin tarafından dört bir yanından saran bir bela sardı. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı üç başlık halinde sunacağız. 35. Bir bahçe sahiplerinin sınanması. Gerçek şu ki biz, bunları da sınadık, buyruğunda kastedilen Mekkelilerdir. Sınama, iyi bitila, denemek demektir. Yani, biz azgınlaşsınlar diye değil, şükretsinler diye onlara mal verdik, fakat onlar azgınlaştık Muhammed, sav, a düşmanlık edince, biz de onlar tarafından haberi bilinen o bahçe sahiplerini sınadığımız gibi, Mekkelileri açlık ve kıtlık ile sınadık. Bu bahçe Yemen topraklarında onlara yakın, san, aya birkaç fersah iki fersah da denilmiştir uzaklıktaydı. Bu bahçe yüce Allah'ın oradaki hakkını eksiksiz ödeyen bir kimseye aitti. Bu şahıs ölünce çocuklarına geçti. Bunlar bahçenin mahsulünden insanların faydalanmasını engellediler, ondaki Allah hakkını ödemekte cimrilik gösterdiler Allah da o bahçeyi onların bahçeye gelen müzibeti önleme imkanını bulamadıkları bir yerden yok etti, telef etti. El Kelbi dedi ki, onlar, bahçe sahiplen, ile sana arasında iki fersahlık mesafe vardı. Allah onları bahçelerini yakmak suretiyle sınadı. Buranın davran denilen yerde bir bahçe olduğu da söylenmiştir. Davran, sanadan bir fersah uzaklıktadır. Bu bahçe sahipleri İsa, A, S, I, N semaya kaldırılmasından kısa bir süre sonra yaşamışlardı. Cimri kimseler idiler. Yoksullar dolayısıyla, gelip istemesinler diye, geceleyin hurmaları toplarlardı. Onlar bahçelerinin ekinini toplamak istediler ve şöyle dediler, bugün yanınıza bir yoksul çıkıp gelmesin, o bakımdan erkenden bahçelerine gittiler oranın ağaçlarının ikinlerinin köklerinden sökülmüş olduğunu ve adera gece gibi simsiyah kesiyi vermiş olduğunu gördüler. Gecece denildiği gibi gündüze de denilir. Eğer bu ifade ile ki bu tabir 20. ayette zikredilmiştir, geceyi kastetmiş ise yerinin simsiyah kesilmiş olmasından dolayıdır. Onlar sanki bahçelerinin yerinde siyah bir çamur görmüş gibi oldular. Eğer bu tabir ile gündüzü kastetmiş ise, ağacın ve ekinin gidip yerin onlardan yana temizlenmiş olmasından dolayı bu ifade kullanılmış olmalıdır. Geceleyin bahçenin etrafını saran ise Cebrail, A, S idi. O oradaki ekini, her şeyi kökünden koparmıştı. Denildiğine göre o kökünden kopardığı bu bahçeyi alıp beytin etrafında dolaştırmış, sonra onu bugün Taif şehrinin bulunduğu yere bırakmıştı. Bundan dolayı oraya Taif adı verilmiştir. Hicaz topraklarında ise ağaçların, üzüm bağlarının ve suyun bulunduğu bir başka belde bulunmamaktadır. Elbekri, El Mucemin, 36, şöyle diyor, Taif bu adın veriliş sebebi Ede'de Mum diye anılan Es-Sadif'ten bir adamın bir duvar inşa edip, ben sizin şehriniz etrafında bir Taif, bir şeyin etrafını dolaşan, çeviren, bina ettim, demesinden dolayıdır. O bakımdan bu şehre Taif denildi. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. 37. İki arazi mahsullerinden cimrilikten uzak ve cömertçe infak etmenin önemi. Kimi ilim adamı şöyle demiştir, bir ekin biçen yahut bir meyve ve mahsul toplayan bir kimsenin elde ettiklerinden hazır bulunanları gözetmesi gerekir. Yüce Allah'ın, biçildiği günde hakkını verin, el-enam, 6 bölü 141 buyruğunun anlamı da budur. Bu daha önceden el-enam suresinde, 6 bölü 141 ayet, 5 başlıkta, açıklaması geçtiği üzere zekatın dışındaki bir haktır. Kimisi de şöyle demiştir, hasatçılar biçmede, toplamadan bıraktıkları şeyleri terk etmekle yükümlüdür. Bazı abidler gıdalarını bu gibi şeylerden karşılamaya gayret ederlerdi. Rivayet olunduğuna göre geceleyin hasat nehyedilmiştir. Üy bakımdan şöyle denilmiştir, bu takdirde yoksullara gösterilmesi gereken merhamet ortadan kalkmış olacağından dolayı bu yasaklanmış bulunmaktadır. Bu görüşü kabul edenler, Nun, kalemi, Andolsun Fe'yi, suresindeki bu ayeti, böylece, tevil etmiştir. Geceleyin mahsul toplamanın yasaklanmasının sebebinin yılan ve yerdeki haşereler korkusu ile olduğu da söylenmiştir. Derim KG birincisi daha sahihtir, ikincisi de güzeldir. Birincisinin daha sahih olduğunu söylememizin sebebi, kıssada sözü edilen cezanın yüce Allah'ın belirttiği üzere yoksulların gelmesini ve böylelikle haklarını almalarını isteme işlerinden dolayı olmuştu. Esbat'ın ayetine göre Es Süddi şöyle demiştir: "Yemen'de bir topluluk vardı. Bunların babalan salih bir kimseydi.